Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere farklı bir örgü başlama tekniği göstereceğim. Daha doğrusu bu çift katlama örgü tekniğinin bir çeşidi olacak. Bunun için evde iki tane ipim vardı artmış. Onlardan göstereceğim size. Şimdi ipi şöyle hafif sıkmadan bir düğüm atıyoruz. Öreceğimiz, yani esas kullanacağımız bu alt zemin ipi olacak. Bir tanesi alt zemin ipi olarak kullanılacak. Diğerini sökeceğiz. Bunun için üst olarak kullanacağımız ipi bu parmağımıza alıyoruz. Diğerini bu parmağımız alarak ilmekleri atacağız. Şimdi şöyle yapıp normal ilmek atma tekniğini uygulayacağız. Şunu şuradan tutuyoruz şöyle. İlk ilmeğimiz biraz zor olacak ama şöyle şuradan alıyoruz. Şu şekilde birinci ilmeğimizi atıyoruz. Onu zaten sonra çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle normal takıldı. Normal her zaman attığımız ilmek şeklinde atıyoruz. Sadece baştakine şimdi şu baştaki ilmeği sonradan kullanmayacağız. Onu ilk attığımız ilmek düzgün olmadığı için diğer ilmeklerimize onu şişimizi çıkartıp yeniden takıyoruz. İlmek atmaya devam ediyoruz. Yapacağımız örgümüz kaç tane ilmekten başlayacaksak o kadar ilmek başlıyoruz. Geçen gün ben size çift kat yaka başlama tekniği, örgüye başlama tekniği göstermiştim. Onu ben hatta size o videomda da demiştim. Hani bu böyle çok zor, bunun başka bir tekniği olmalı diye. Böyle bir tekniği daha var. Hatta bir teknik daha var. Ben size onu da sonra göstereceğim. Şimdi bundan sonra öreceğim yeleğe yakasını bu şekilde başlayacağım için size de göstermek istedim. Şimdi bu kadar ilmek örgümüzü anlatmak için yeterli. Şu mavi zemin ipini keselim. Bu ipi bir kenara alalım. Onu sadece zemin olarak kullandık. Şimdi artık normal kullanacağımız, öreceğimiz ipi öreceğiz. Şimdi bu sırayı tamamen ters örüyoruz. Bu da katlamalı örgü tekniği arkadaşlar. Ters ördük. Şimdi düz öreceğiz bu sırayı. Arka sıradayız. Arka sırayı
tamamen ters örüyoruz. Bir sonraki yeleği dediğim gibi bununla başlayacağım için orada anlatmak uzun sürer diye bir ön video hazırlamak istedim. Siz de yeleklerinizi bu şekilde başlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada çocukların video çektiğimden haberi yok. Arada sesleri çıkıyor. Onun için kusura bakmayın. Şimdi tekrar ön sıradayız. Bu mesafe size kalmış. Ben bu kadar yaptım. Siz bir tane daha gidip gelebilirsiniz. Şimdi bir tane örmeden aldım. Bir artırdım. Bir kestim. Bir artırdım. Bir kestim. Bir artırdım. Bir kestim, bir artırdım. Bir kestim, bir artırdım. Bir kestim. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Artırmayla başladığımız için bunu da araya artırma koymadan ilmek sayımız değişmesin diye ördük. Şimdi burada tamamen ters örüyoruz. Bu sırayı öndeyiz, düz örüyoruz. Arkadayız, arkayı tamamen ters örüyoruz. Evet. Tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu şekil şöyle gördüğünüz gibi katlanınca bu da bir çeşit tırtıklı örgüye başlama tekniği. Bunu genelde patiklerde kullanılır. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Patik tabanında alt tabanında değil kenarında. Üst kısma başlarken genelde bu model uygulanır. Şimdi şimdi şu ipi bir yardımcı şiş alıyoruz. Şu ipi söküp bu ipi şişe takacağız arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi kaçırmadan bu ipi sökerek ilk önce takın arkadaşlar. Ben tığ alayım. Siz de tığla yapabilirsiniz. Veya kalın bir iğneyle yapabilirsiniz. Şu şekil sökeceğiz arkadaşlar. Tekrar şunu takalım. Şu mavi ipi
sökerek şöyle gördüğünüz gibi ilk önce takıyorum ilmek kaçmasın sökerken diye. Sonra bu ipi buradan çekiyorum. Şişimi takıyorum. Mavi ilmeği ipimi çekiyorum. Şişi takıyorum. Mavi ipi çekiyorum. Şişimi ilmeğe takıyorum. Mavi ipi çekiyorum. Bütün ilmekler mavi ip tamamen çıkana kadar bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. İlk önce ilmeği takıyorum şişime. İlmeklerimiz kaçmasın, sökülmesin diye arkadaşlar. Şöyle fazla uzayınca da kesebilirsiniz. Sökmek zorlaştıkça. Evet, sonradan da şu attığımız düğüm var ya arkadaşlar, onu sökeceğiz, çözeceğiz daha doğrusu. Onun için fazla sıkı düğümlemeyin demiştim size çözmek için. Şu mavi ipi tamamen buradan çıkarmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sıra bunları birleştirmeye geldi. Ne yapıyoruz? İpimizi düzeltelim. Şişlerimizi. Şimdi bunu şöyle iki şişi tutuyoruz. Şu şekil alıyoruz. Şişimizi. İpimizi de alıyoruz. İpler karıştı. Gene benim şişlerime. Şimdi arkadaşlar bir buradan bir buradan şu ipi bakın şöyle de yapabilirsiniz. Şu araya ben öyle yapıyorum daha iyi oluyor. İkisini bir alıyorsunuz. Bir buradan bir bu şişten. Bir bu şişten ilmek alıyorsunuz. Bir bu şişten ilmek alıyorsunuz. İkisini bir örüyorsunuz. Bir bu şişten, bir bu şişten. Dikkatli alın ilmekleri kaçırmamak için yavaş yavaş acele etmeye gerek yok.
Yine ekmek arabaları ekmek satıyor. Sokağa çıkma yasağı var. Yeni bir ipim, bir tane şeyim arttı. Onu da şöyle. Şu şişi şuradan bir kurtarayım. Şu şekilde arkadaşlar. Tırtıklı. Yine bir tırtıklı örgü modelimiz oldu. Ben şimdi yeleğimizi bu şekilde yakasını yapacağım. O yüzden size göstermek istedim. Yeleği de 80 ilmekle başlayıp bu hale getirdikten sonra birlikte örmeye başlayacağız arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.